Merhabalar sevgili öğrencilerimiz, nasılsınız? Evet çocuklar, biz geçen ilk videomuzda sayfa 100'e kadar işlemiştik. Yapmıştınız bu bulmacayı da. Şimdi burayı işleyeceğiz hep beraber, tamam mı? Şimdi burada biraz farklı bir konu var. Size onu anlatacağım, sonra da ödev vereceğim, tamam mı? Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Bak, şimdi diyor ki look, read and tick. Şimdi burada ilk önce öznelerimizin altını çizmenizi istiyorum. Öznelerimiz ne? He. Yani o çocuk, o adam, o erkek. Yani erkekler için o demek he. Onların altını çizdik. Tamam mı? Bak şimdi diyor ki he doesn't drink juice. Diyor ki o meyve suyu içmez. Tamam mı? He don't drink juice. O meyve suyu içmez. Ama bakın burada bir fark. İkisi aslında görüyorsunuz söylediğimde aynı anlam çıktı ağzından. Ama biz he gördüğümüz zaman çocuklar cümle olumsuz olduğu zaman doesn't'ı kullanıyoruz. Tamam mı? Bak he, she, it'te cümle olumsuz olduğu zaman doesn't kullanıyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz ki teacher geçen verdiğiniz ödevde emizarı kullanmıştık. Ama onlar isim cümleleriydi. Bunlar fiil cümleleri. Bak fiil olduğunu nereden anlıyorum? Drink'ten, yani içmek. Yani iş, oluş, hareket varsa bir cümlede, tamam mı? Ve o cümleyi eğer olumsuz yapmak istiyorsak doesn't'ı kullanıyoruz. Ama he, she, it'te doesn't geliyor. Tamam mı? Bak buraya yazayım şimdi size. He. Ve it de ne geliyormuş çocuklar? Doesn't. Tamam mı? Doesn't. İyi cümlelerimiz bunlar. Tamam mı? İsim cümlelerimiz değil. Karıştırmayalım lütfen. Şimdi ama diğer öznelerimizde, diğer öznelerimiz neydi çocuklar? I, değil mi? You, we, ve they. Bu he, she, it her zaman özeldir. Tamam mı? Her zaman özeldir. Her zaman bu dördünden farklı bir takı alıyor. Yardımcı fiil geliyor. Tamam mı? Burada da he, she, it gördüğümüz zaman doesn't yazacağız. Yani cümleyi olumsuz yapıyoruz. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar. Bu dördünü de gördüğümüz zaman ne yapacağız? Don't. Tamam mı? Anlam olarak aynı, gramer olarak sadece farklılıklarımız var. Bak şimdi burada neyi görüyorum? He'yi gördüm. He'yi gördüğüm zaman hemen neyi yapıştırıyorum? Doesn't. He doesn't drink juice. Diyorum ki o meyve suyu içmez. Tikimi koydum buraya. Sen de koy. Bak she var. Çiziyorum ikisinin de altını. İki tane özne. Tamam mı? She don't eat cake. O kek yemez. She doesn't eat cake. Bakıyorum bir don't var, bir de doesn't var. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağım? Hemen buraya bakıyorum formülüme. She gördüğüm zaman neyi yapıştırıyorum? Doesn't. Aynen bak burada. She doesn't eat cake. O kek yemez. Tamam mı? Şimdi buraya bakıyorum. They doesn't ride their bikes. They don't ride their bikes. Bak, they'in altını çizdim ve doesn't'ın altını çizdim. B'ye geliyorum. They'in altını çiziyorum. Onlar demek ve don't'un altını çiziyorum. Şimdi diyorsun ki, aa ben bunu nereden bileceğim? Hemen şuradaki formülümüze bakıyoruz. Bakın burada they. They gördüğümüz zaman cümleyi olumsuz yapmak için neyi kullanıyoruz? Don't. They don't ride their bicycle. Onlar bisikletlerini sürmezler. Tikimizi koyduk. Buraya geliyorum. Yine öznemin altını iki tane var. Çiziyorum. Tamam mı? Bir don't var. Bir doesn't var. Bunun böyle olduğunu nasıl anlayacağız? Tekrardan formülümüze bakıyoruz. Bakın bunlar bizim formülümüz. Tamam mı? Formülümüze bakıyoruz. Burada ne var? We. Yani biz. We'de ne geliyor cümle olumsuz olduğu zaman? Fiil cümlesinde don't. We don't play football. Biz futbol oynamayız. Tamam mı çocuklar? Şimdi biraz büyüteyim size burayı. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi çocuklar burada bakın ne diyor? Diyor ki write don't or doesn't. Diyor ki şey yazın. Don't ya da doesn't yazın. Bu boşluk çizgili olan yerlere. Sonra da eşleştirme. Tamam mı? Biz şimdi ilk önce yazalım. Sonra eşleştirmemizi yapalım. Tamam mı? Önce yazımızı bulalım. Evet. Önce yazalım. Şimdi çocuklar diyor ki, çizeyim altını tekrardan. Ya don't yazacaksınız
ya da doesn't yazacaksınız. Peki biz bunun böyle olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın, öznelerimize bakarak anlıyoruz bunun don't ya da doesn't olduğunu. Bak, I ben demek, she kadınlar için o demek, it cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar için o demek, they onlar demek. Öznelerimin altını çizdim mi? Çizdim. Şimdi nereden bileceğim ki buraya ne geliyor? Hemen sayfamı biraz kaydırıyorum. Diyorum ki teacher'ım buraya bir tane formül yazmıştı. Bakıyorum. I, you, we, they'de don't geliyor. He, she, it'te ne geliyor? Doesn't geliyor. Bunu aklımda tuttum mu? Hemen o zaman bunu yapabilirim. Formülüme baktığım zaman I'dan sonra ne gelir? I don't eat. Ben yemek yemem. Öznelere göre yapıyorum çocuklar. Tamam mı? Başka hiçbir şey yapmıyorum. Özneme bakıyorum. Sonra formülüme bakıyorum. Formülüm neyse onu yerleştiriyorum. Şimdi ne var öznemde? She. Bakın she'de ne geliyor? She'de teacher'ım ne yazmış? Doesn't. Evet. She doesn't go. O kız gitmez diyorum. Tamam mı? Siz de yazın bakalım benimle beraber. Bununla ilgili size worksheet yollayacağım. It bla bla drink. Şimdi cümleyi olumsuz yapıyorum. Cümleyi olumsuz yaptığımda it'te ne geliyordu? He, she, it'te ne geliyordu? Üç tane özel, onlar elit bir özneler, tamam mı? He, she, it her zaman elittir. Onlara farklı ekler, farklı yardımcı fiiller gelir. Bunu sakın unutma. It, he, she, it beraber saydım. Ne gelir o zaman o da? Doesn't. Evet. Diyorum ki o içmez. Evet. Bunu biraz daha güzel yazayım. Yanlış olmasın. Evet. Doesn't. Buraya geliyorum. They watch. O izlemez diyeceğim. Şimdi I, you, we, they'de ne geliyordu? Formülüme göre don't. Aferin. They don't watch. Onlar izlemezler. Bunları yazdım mı çocuklar? Bunları yazdıktan sonra o zaman eşleştirmelerimi çok rahat bir şekilde yapabilirim. Kalemimin rengini değiştiriyorum sizler için. Diyorum ki I don't eat. Bak şimdi aslında burası da boş, şimdi boşluk var. Şimdi ben yemem. Ne yemem ama bilmiyorum. Bakıyorum buraya. To work çalışmak demek. TV televizyon demek. Pasta ne demekti? Aferin makarna demek. Milk süt. Şimdi o zaman buraya yiyilebilir bir şey yazacağım. I don't eat en mantıklısı ne olur? Pizza. Evet, I don't eat pizza. Ben pizza yemem. Kalemin rengini tekrar değiştiriyorum. Diyorum ki she doesn't go. O gitmez. Nereye gitmez? İşe gitmez. Evet. Aferin. Siz de işaretleyin bu şekilde. Pardon, eşleştirme, özür dilerim. It doesn't drink milk. O süt içmez. Son bir tanemiz kaldı. They don't watch TV. Onlar televizyon izlemez. Tamam mı? Bak bu don't ve doesn't özneye göre yapıyor. Tamam mı? Fiil cümlesinde öznene göre don't ya da doesn't alayım. Unutma bunu sakın. Tamam mı? Aferin. Şimdi bunu yaptık. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet, diğer sayfamıza geçiyoruz çocuklar. Ben de çevireyim sayfamı. Şimdi bakın burada size diyor ki look and circle. Bakıp yuvarlak içine alın. Tamam mı? Resme göre buradaki, burada yazılanları yuvarlak içine alacağız. Şimdi diyor ki sweets tatlılar, kek. Hangisi olur o zaman? Sweets tatlı mı? Kek değil. Sweets olur. Evet. Diyor ki ice cream, soup. Dondurma mı? Çorba mı? Soup. Çorba demek. Hatta oyunumuzda da vardı. Bu kelimeyi biliyor olmanız gerekiyor. Pizza pie. Diyor ki pizza mı, turta mı? Pie, turta. Aferin size. Şimdi çocuklar ne yapacağız burada? Dinleyeceğiz. Sonra da eşleştireceğiz. Bakın bu ülkeleri yazmıştık. Hatta oyunumuzda bile vardı. Diyor ki Russia, Rusya demek. Meksiko, Meksika demek. South Korea, Güney Kore demek. The United States of America, Amerika demek. Tamam mı? Hatta Amerika'nın size kısa yazılışını da öğretmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle yazılıyor. USA, değil mi? Amerika'nın kısa yazılışı bak. United States of America. United'ın ulusu, State'in esi, Amerika'nın da ası. Tamam mı? İngiltere nasıl yazılıyordu? United Kingdom. UK. Bu da İngiltere demekti. Tamam mı? United Kingdom.
Bu iki ülkeyi unutmayın, tamam mı? Her zaman karşınıza çıkacak. Şimdi dinliyoruz çocuklar. Activity book page 102. Activity 16. Listen, read and match. 1. I'm Minji. It's my birthday. I have seaweed soup. It's salty. I'm from South Korea. I'm from South Korea. Yani ben Güney Koreliyim dedi. Şimdi devam ediyoruz çocuklar. 2. My name's Lily. I have a big cake on my birthday. It's very sweet. I'm from the United States of America. Yani I am from United States of America. Yani Amerikalıyım dedi. Aferin size, iş işte. 3. I'm Dimitri. On my birthday, I have fruit pie. It's got sugar in it. I'm from Russia. I'm from Russia. Yani Rusyalıyım. Aferin. Hadi bunu da yapalım. Son bir tane kaldı. 4. My name's Anita. I have sweets in a piñata on my birthday. Piñatas are from Mexico. Piñatas are from Mexico. Yani piñataların ana vatanı ne diyor? Meksika'dır diyor. Bunu yaptık mı çocuklar? Evet. Şimdi buraya geçiyoruz çocuklar. Bak buradaki look at 16, yani 16. Sayfaya, yani 16. aktiviteye bakın. Complete the table. Yani, ve buradaki tabloyu doldurun diyor. Tamam mı? Şimdi ben buradaki tabloyu burada yazılanlara göre dolduracağım. Yani mesela bak United States yani Amerika. Tek. O zaman bu kim oluyor? Bak Amerikalı kim? Bakıyorum. Lily. Değil mi? Bak Amerika. Doğum günü keki de varmış. O zaman buraya ne yazacağım? Lili. Sen de buraya Lili yaz bakalım. Lili. Lili'yi buraya yazdık mı? Evet. Lili'yi yazdık. Şimdi diyor ki Minjin. Bu yani bu çocuk. South Korea. Güney Koreliymiş. Şimdi neyi varmış bu çocuğun? Bakın I have sweet soup. Bakın çorbası varmış. Şimdi biz buraya ne yazalım? Soup yazalım. Direkt çorba yazın bakalım. Yani soup. Evet. Aferin size. Şimdi diyor ki Russia, Rusya, pie ve ismini soruyor. Rusyalı olup turtası olan kim? Bakıyorum. Dimitri. Dimitri'yi buraya yazıyorum. Siz de Dimitri yazın buraya. Evet. Bunu da yazdım. Şimdi Anita Sweet. Anita'ya bakıyorum. Ülkesini bize soruyor. Anita nereliymiş? Meksiko. Yani Meksikalıymış bebeklerim. Tamam mı? Aferin benim çalışkan öğrencilerim. Bu ülkelerin birkaçını görmüştük, öğrenmiştik. Hatırlıyor musunuz? Aferin size. Şimdi bakın burada ne var? Bulmaca var. Evet. Şimdi bulmacayı şey yapacağız, dolduracağız, tamam mı? Ben biraz büyüteyim bunu, tamam mı? Daha rahat görebilmeniz için, daha rahat yazabilmeniz için. Diyor ki, a favorite day. Şimdi, across böyle yatay yazın diyor, tamam mı? Down da yukarıdan aşağı doğru yazın diyor. Şimdi ben buraya bakıyorum. A favorite day. Şimdi biz bunları buna göre bulacağız. Bu paragraf var ya, 16. aktivite. Ona göre yazacağız, tamam. A favorite day. Şimdi 4. Çünkü 4'ten başlayın. 4 bakıyorum. A favorite day. En sevdiği gün neymiş? Aa, ben bunu şimdi bilemiyorum. Nereden bileceğim? Neyse o zaman bunu geçeyim. Tamam mı? 5'e geleyim. Bildiklerimden yola çıkarak bulmacamı çözmeye başlıyorum. Her zaman öyle yapın. Tamam mı? 5'e bakıyorum. Diyor ki yine pinyata. Pinyata. Buraya bakıyorum 5. Acaba buraya ne gelebilir? Pinyataya bakıyorum. Ne olabilir? Pinyatanın içerisinde bak sweets in a pinyata. Yani pinyatanın içinde şekerler var. Şimdi oraya ne yazacağız o zaman? Sweets yazacağız. Tamam mı çocuklar?
Şimdi o zaman beşinci yere ne yazıyorum? Sen de yaz benimle beraber. Sweet. Tatlılar varmış pinyatanın içerisinde. Evet. Şimdi diyor ki are from Mexico. Tamam mı? Şimdi diyor ki bir şey Meksika ama ne Meksika şimdi bakalım. Meksika'nın olduğu yere bakıyoruz. Meksika nereye gitmiş? Aa, ne olabilir? Pinyata. Evet. Şimdi buraya pinyata yazabiliriz. Kalemin rengini değiştirmiyorum. Hepsini küçük harflerle yazalım, tamam mı? Bu A harfi. Pinatas. Yani pinatalar are from Mexico. Meksika'dan geliyor. Meksika, tamam mı? Şimdi E fruit. Şimdi ne fruit bilmiyorum. Üç harfli bir şey. Şimdi bakıyorum burada ne olabilir? Ne olabilir? I have fruit pie. Yani elmalı turta var. Elmalı turtaya sahip. Buraya pie yazalım. Bildiklerimi yapıyorum. Sonra bilmediklerimi buluyorum. Tamam. Şimdi a sweet food. Tatlı bir yiyecektir. Tamam mı? Tatlı bir yiyecek son harfi e olan bir şey. Tamam mı? Bakıyorum buraya son harfi e olan bir şey ne olabilir? Tatlı bir şey ne olabilir? Ne olabilir? Bilmiyorum. Ne olabilir sizce? Bakın. Siz de bakın. 1, 2, 3, 4 harfli bir şey. Sweet, a sweet food. Tatlı bir yiyecek. Ne olabilir? Mantıklı mı? Son harfi E. Evet, mantıklı. Aferin. Buraya kek yazıyorum. Evet. Şimdi çocuklar bir taneyi yapamadık. Yani yapabildik ama en sona bıraktık. Bulamadık. A favorite day. Şimdi bakıyorum ikinci harfi, dördüncü harfi T ve A harfi var. Sizce bu ne olabilir? Gelin size birazcık ipucu vereyim. Bakın. Birthday yani doğum günü en sevdiğimiz gündür. Herkesin öyle değil mi? Birthday. Daha düzgün yazayım sizlere. Ekran büyüdüğü için yazı da büyüyor çocuklar. Tamam mı? Birthday. A harfi bu arada. Bakın bulmacamızı çözdük. Şimdi ki what do people on their birthday in your country? Diyor ki, sizin ülkenizdeki insanlar doğum günlerinde ne yapıyor? Onu çizmiş. Şimdi bizim ülkemizdeki çocuklar doğum günlerini kutladığı zaman ne yapıyorsa buraya çizebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Aferin size. Şimdi sayfamızı çevirelim. Burada ne diyor? Breakfast, dinner, lunch. Şimdi çocuklar bunu görmüştük size. Hatta oyunumuzda da bu kelimeler yazıyor. Bak, breakfast kahvaltı demek. Dinner akşam yemeği demek. Lunch da öğle yemeği demek. Tamam mı? Şimdi diyor ki bak. Bunları diyor yeşil kutucuktaki kelimeleri diyor buraya yerleştir. Şimdi ilk önce buna bakalım. İlk önce en iyi bildiğimizi yapıyoruz. Tamam mı? Buraya bakıyorum gevrek ve süt var resimde. O zaman ne olur? Breakfast. Yani kahvaltı. Buraya breakfast yazalım mı beraber? Harfi. Evet. Ben biraz kötü yazdım çocuklar. Siz daha güzel yazın, tamam mı? Aferin size. Şimdi her gün kahvaltı yaparım. I eat breakfast every day. Her gün kahvaltı yaparım. Şimdi burada bir akşam yemeği kaldı. Bir de öğle yemeği kaldı. Şimdi buraya bakıyorum. Sanki bu öğle yemeğine daha uygun. Öğle yemeği lunch demek. Hatta her öğle yemeğine gittiğimiz zaman lunch time diyorduk ya. O da aklımızda daha rahat kalabilir. Lunch, öğle yemeği. I eat lunch every day. Her gün öğle yemeği yerim. This is dinner. I eat dinner every day. Her gün akşam yemeğini yerim. Every day her gün demek. Tamam mı? Diyor ki this is my dinner.
Diyor ki bu benim akşam yemeğim, tamam mı? I am eating blah blah and blah blah I am drinking. Ben bunu bunu yerim, bunu da içerim. Mesela buraya yiyeceğiniz bir şey yazabilirsiniz. Örneğini yazalım buraya. Pizza and pasta. Şimdi pizza yerim ve pasta yerim, makarna yerim. I am drinking juice. Meyve suyu da içerim yazalım. Tamam mı? Or water. Tamam. Bunu resmedeceksiniz burada çocuklar. Tamam mı? Şimdi buraya geliyorum. Diyor ki find and circle the letters. Diyor ki harfleri bulun. W, W, W and W. Tamam mı? Yani W. Şimdi bakıyorum hangisinde o harfler varsa hemen yuvarlak içine alıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet. W. Şimdi diyor ki bunları bulun bakalım bak. Van, leg, web, doll. Şimdi yazıyorum. Bak çiziyorum. V, W, V, doll. Çizdim mi? Şimdi diyor ki harfleri diyor eşleştirin. Şimdi diyor ki bak. Aynı sesi çıkaran ifadeleri şey yapalım. Eşleştirin bak. Şimdi let. Önce bir buradan başlayalım. Bak let dedim. Tamam mı? Ödünç vermek demek let. Bak let. Sen. Lek. Bak lek daha uygun oldu değil mi? Hemen eşleştiriyorum. Hemen hiç zaman kaybı yapmadan eşleştirdim. Kalemin rengini değiştiriyorum. Bak. Bel. Zil. Bel. Sel. Aynı değil mi? Ses tonları aynı çıkıyor ağzımızdan. Kalemin rengini yine değiştiriyorum. Evet. Bak. Vet. Veteriner demek. Vin, van. Van daha doğru oldu. Daha van. Ondan sonra bir tane daha yapalım. Son. Vi, biz demek. Vin, kazanmak demek. Van, kamyonet demek. Tamam mı çocuklar? Şimdi bunu dinliyoruz. Sonra da altlarını çiziyoruz çocuklar. Activity book page 105. Activity 24. Listen and chant. Let's ring the bell for the vet with the van. Evet, bakın. Çizdik. Bildiklerimizi çizdik. Kelimelerimizi tekerlememizden. Ve diğer sayfaya geçebiliriz artık çocuklar. Evet çocuklar. Bakın burada da diyor ki dinleyin ve kim ne söylüyorsa onu yazmaya çalışın buralara. Tamam mı? Şimdi okuyorum. Şey dinliyoruz. Activity book page 106. Activity 25. Listen and match. Then write. 1. What have you got? I've got salad. I have got salad. Buraya ne yazıyoruz? Salat. Ay hiç yazamadım. Diyorum çocuklar. Kusura bakmayın. I have got salad. Evet yaz. Dinliyorum ikinciyi. Two. What have you got? I've got chicken. I have got chicken. Chicken. Yani tavuk. Şu. Anlamadıysanız buraya şunu yazabilirsiniz çocuklar. Bu daha doğru. Ben biraz kötü yazdım çünkü. Three. What have you got? I've got water. I have got water. Evet yazdım. Four. What have you got? I've got pasta. I have got pasta. Pasta is my son. What have you got? I've got chips. I have got chips. Chips'i de buraya sen yazıyorsun, tamam mı? Şimdi diyor ki look and write. Bakıp yazın diyor. What has he got? Diyor ki bu adamın diyor neyi var? Yazıyoruz şimdi hep beraber. Siz de benimle beraber yazın. He has got
He has got pizza. Evet, aferin. Kareleri yeniden istiyorum sizin için. What has she got? Bu kızın diyor neyi var? Neye sahip? She has got. Bu A harfi çocuklar bu arada. She has got fruit. Meyveleri varmış. Fruits. Aferin size çocuklarım benim. Canlarım. Aferin. Şimdi diyor ki buraya da I have got, she has got, pardon, he has got ve she has got yazın. Tamam mı? Şimdi ben buraya bakıyorum. Diyor ki what have you got? Şimdi çocuklar size ilk videomda söylemiştim ki eğer soru kökünde you varsa cümleye I ile başlanır. Tamam mı? Diyor ki senin neyin var? Bak dikkat, neyin var? Cevap olarak ne dersin? Benim topum var, benim sütüm var, benim kitabım var, değil mi? Şimdi o zaman sen de buraya ne yazacaksın? I have got. I have got milk. Soru kökünde you gördüğün zaman hemen aklıma ne geliyor? Cevap olarak I geliyor. Bak. What has he got? Bak, cümlede he varsa, soru kökünde he varsa çocuklar, bak burada he var. Cümleye yine he ile başlar. Ne yazarım buraya? He has got. He has got pizza. Çocuklar çok zor yazıyorum gerçekten. Bu kadar oluyor. Siz şunu yazacaksınız. Tamam mı? Kalemin rengini değiştireyim sizin için. Evet, diyor ki what has she got? O kızın neyi var? Soru kökünde she varsa cümleme cevap. Cümleme de she ile başlayacağım. She has got evet bak she has got just, tamam mı? Çocuklardaki color match and diyor ki bunları boyayın sonra da eşleştirin. Bunları tabii ki de boyayabiliriz, eşleştirebiliriz artık. Diyoruz bu ne? I have got ice cream. Aferin. Mom's got fruit. Hani annemin elmaları var. Annem elmaya sahip. Dad's got, baba, cake. Dad has got cake. Şimdi çocuklar burayı yapıyoruz. Diyor ki read and circle. Şimdi burası çok önemli tabii ki. Şimdi bak. Önce hatta büyüteyim sizlere birazcık. Evet. Şimdi ben ilk önce ne yapıyordum? Bak do'lar var. İlk videoya başladığımızda vardı değil mi? Şimdi ilk önce öznelerimin altını çiziyorum. Tamam mı? Size bir formül yazmıştım, hatırlıyor musun? He, she, it, they, doesn't geliyor. I, you, we, they'lere don't geliyor. Bunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Tekrar ediyorum. He, she, it, they, doesn't geliyor. Fiil cümlelerinde cümleyi olumsuz yapmak için. Ama I, you, we, they'lere don't geliyor. Şimdi buraya bakıyorum. Öznem. Öznem ne? We. We'de ne geliyordu? Fiilim, cümlem fiil cümlesi ise ve olumsuzsa ne diyorum? We don't have cake. Yani bizim keki doğum günümüzde kekimiz yoktu. Keke sahip değil. Tamam mı? Şimdi diyorum Sally. Şimdi ben bilmiyorum. Sally kız mı erkek mi? Ya da ne? Sally bir ne? She yani kız ismi. He, she, it'te ne geliyordu? Aferin. Sally doesn't have soup breakfast. Yani Sally kahvaltıda kahvaltıda çorbası yokmuş. Evet çocuklar, bunu da yaptık. Şimdi diyorum ki you. Şimdi I, you, we, they'de ne geliyordu? Don't. Aferin. I, you, we, they'de ne geliyordu? Don't. You don't sing in the class. Diyor ki siz sınıfta şarkı söyleyemezsiniz. Değil mi? Evet. Şimdi diyor ki the dog. Şimdi the dog ne? It. Değil mi? Cansız varlıklar ve hayvanlarda neyi kullanıyorduk? It. He, she, it'te ne geliyordu? Cümle olumsuz olduğu zaman doesn't. The dog doesn't eat. Diyor ki köpekler diyor. Tatlı yiyecekler. Yemezler. Evet çocuklar.
7. ünitemizi böylelikle bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.